tepe yoluna çıktı da nereden çıktı seni bulamıyorum ben. Ya baba yavaştan çıktı. Neredesin ya? Çiçek, güzel kızım. Baba. Çiçek. Baba. Güzel kızım. Baba neredesin? Çiçek. Baba. Güzel kızım. Baba. Ay. Hoş geldin. Güzel kızım, ben oradan geçemiyorum ya. Wow. Sen çok güzel bir yere gelmişsin. Burası muhteşem bir yer. Evet bu, baksana hep böyle çiçekler var, böyle meyveler var. Çok güzel bir yer. Evet çok güzel bunlar. Aman Allah'ım, elma dedim. Baksana güzel kızım. Orada elma var. Oo, kırmızı kırmızı elmalar var. Oo, baba orada da var. Allah'ım ya. Aa, bak 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 bak. Burada ne var, burada ne var? Çiçekler var. Aa, muhteşem. Bak ne diyeceğim sana ben. Ne diyeceğim baba? Dün akşamleyin giderken bunlardan birazcık birazcık toplasak, annene de götürsek, o da çileği çok sever, hem de orman evet. Çileği. Evet, bize o da çilek reçeli yapar. Aa, çilek reçeli, çilek kompostosu, sabah ekmeği kızartıp üzerine yanında çayla beraber. Oo, çok güzel olur. Evet, bu tabiat parkı çok güzelmiş ya, ben burayı çok sevdim ya. Evet, ben de çok sevdim. Aa, ben tabiat parkına girerken levhalarda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Diyor ki bu tabiat parklarını biz çocuklar için ve anne ve babalar için, aileler için yaptık diyor. Tamam bizim için. Evet lütfen bu tabiat parklarını pisletmeyin, çöplerinizi yere atmayın ve yemiş olduğunuz bütün malzemelerinizi güzel bir şekilde çöp poşetine koyup ya geri dönüşüm kutusuna ya da çöp atın ve ormanınızı temiz tutun diyor. Ha çok güzel diyormuş baba, ben gelirken onu okumayı akıl edemedim. Aa niye oldu biliyor musun Leyla? Sen tabii görünce çok güzel olma bir anda karıştırdın, hemen ormanın içine daldı, ondan öldü böyle güzel olmuş ya. Aa bir de şey vardı, diyordu ki tabiat parklarında biz sizin güzel bir şekilde adını sen söyle elinizi yüzünüzü yıkayın diye ihtiyaçlarını karşılayın lavabo yaptık biz de, tamam mı? Ve o lavabolara gelip gelip böyle hop diye kapılarına vurmayın. Puf yapmasınlar. Evet camlarını aynalarını falan kırmayın. Kırmasınlar. Ki neden biliyor musun? Neden? Çünkü bizden sonra gelecek olan çocukların nesilleri de kalsın, onlar da faydalansın bu güzelliklerden. Evet doğru, kırarlarsa sonra sürekli kırılır yapılır, kırılır yapılır. Aferin güzel kızıma, alabilir miyim kızından bir beşlik? Vallahi diyorum ya, akıllısın mı akıllısın mı? Ama akıllı mısın da akıllı mısın ya? Aa, bir tane daha levha vardı, ne yazıyordu biliyor musun onda? Ne yazıyordu babacığım? Diyor ki, sizin gelmiş olduğunuz bu tabiat parkında sizinle beraber yaşayan farklı canlılar da var. Neler var? Mesela en sevdiğin hayvan ne? En sevdiğim hayvan ne hayvan? Sincap. Aa, çok güzel. Ben de sincap gördüm biliyor musun? Evet, böyle tamam mı? Ağaçtan falan inmiş bir tane böyle ceviz mi? Onlar böyle bir şey buluyorlar, çınar kabuğu acayip bir şey. Aşağı doğru inmiş, onu tam alıyordu. Ben gördüm onu, bana böyle yaptı. Ondan sonra dedim, yok yok ben sana bir şey yapmayacağım dedim. Senin burası, ben de burada gezmeye, eğlenmeye geldim kızınla beraber. Biz doğayı çok seviyoruz dedim. Ondan sonra tamam dedi böyle, fişt yaptı sonra döndü arkaya bana dedi, biliyor musun? Ne dedi? Çiçek kızına çok selamımı söyle dedi. Evet ve ormanda çeşit çeşit, sadece adını sen sincap yok, ondan sonra şey var mesela tavşan var, tavşanlar, bal kuşlar var, bal kuşlar, hatta muhabbet kuşları bile var. Aa, cik cik. Evet baksana bak orada cik cik, normal güvercinler kuşlara bak, bak rengarenk. Aa muhteşem. Aa bak orada tilki var. Aa, ben burayı çok sevdim güzel kızım ya. Ben de çok sevdim. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim ne yapmamız lazım o zaman biliyor musun? Ne tabiat parklarını, ormanlarımızı, bize bu bırakılan bu güzel alanları en iyi şekilde koruyup kollamak, bizden sonraki nesillere aktarmamız lazım ki onlar da bizimle aynı mutluluğu, aynı zevki yaşasınlar. Evet babaya bu tabiat parklarımız, doğalarımız zarar görüyor, görmesin. Evet, görmemesi için ne yapmamız lazım o zaman? Ne yapmamız lazım? Korumamız lazım. Evet. Korumak için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Ekip kurmamız lazım. Evet. Ekip kurmak için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Her şeyi ben söylüyorum ya. Her şeyi ben söylüyorum güzel kızım. Hep soru soruyorsun sen, ne yapmamız lazım, ne yapmamız lazım diye. Senin aklına gelen benim aklıma, benim aklıma gelen senin aklına mı geldi? Ben de geldim babacığım. Söyle bakalım. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben bu tabiatları, doğa parklarını kurmak için şey olmak istiyorum. Doğa zabıtası olmak istiyorum. Bir dakika ya. Ben doğa zabıtası, normal zabıta falan hatırlıyorum mesela, ormancı var. Doğa zabıtası ne işe yarıyor güzel kızım benim? Doğa zabıtası, hani babacığım bizim böyle mahallemizin zabıtacı abiler ablalar var ya. Aa Mahmut abi var bizim zabıtacı. Onlar böyle mahalleyi geziyor, sonra mahalleyi kolaçan ediyorlar, koruyorlar ya. Böyle kötüleri itiyorlar mahalleden. İtmiyorlar. Uyarıyorlar. Evet öyle. Uyarıyorlar böyle kötüleri. Ben de dedim ki eğer ben doğa zabıtası olursam doğaya zarar verenleri uyarırım. Ve
doğaya zarar veren insanlara da yardımcı oluruz. Onları da anlatabiliriz. Evet, doğayı anlatabiliriz. Onlar da doğayı sever. Hatta bunu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz güzel güzel bir dernek bile kurup insanları doğayla alakalı bilgilendirebiliriz. Evet, bilgilendirebiliriz. Ve çok güzel broşürler hazırlayıp insanlara daha güzel imkanlar sunup doğayı daha güzel, hayvanları daha iyi bir şekilde koruyabiliriz. Evet, koruyabiliriz. Bunun hepsini yaparız. Evet, sen doğa zaptası olacağına göre, bir vakfın başkanı olacağına göre bu derneğin sana bir yardımcı da lazım. Evet, bana bir yardımcı lazım. Ve bu yardımcı akıllı birisi olması gerekiyor. Akıllı biri olması gerekiyor. Senin onu seven birisi olması lazım. Sen beni sevmesi sevenler. Gerekiyor, evet. Evet, ve seni çok iyi tanıyan birisi olması gerekiyor. Aa, evet. Hatta kafanın çok iyi uyuşması gerekiyor ve seninle beraber de bu şeylerde vakit ayırabilecek birisinin olması gerekiyor ilk kuruluş aşamasında. Buldum. Kim? Kim biliyor musun? Kim? Sen. Ah, gerçekten mi? Evet, beni seviyorsun, ben seni seviyorum. Kafalarımız uyuşuyoruz ve kibirisin, doğayı seviyorsun. Aha, hatta dernek başkanının yardımcı olmaya da senin yanında ben evet diyebilirim ya. Evet. O zaman gel bunu kutlayalım başkanım. Tamam. O zaman sen başkansın, ben yardımcım. Evet. Doğayı güzel bir şekilde korumaya var mısınız? Varım. O zaman başkanım, başlayalım mı şuradan hemen denetlemeye? Tamam. Hadi o zaman, seni takip ediyorum. Tamam, hadi. Doğa zabıtası. 1, 2, 3. Doğayı korumaya. Doğayı korumaya. Doğayı korumaya. Doğayı korumaya. Burası harika bir yer. Şuna bakın. Yıkmak, kırmak, dökmek için çok şey var. Önce hangisinden başlasam acaba? O piti piti, kareme lasepeti, terazi lastik, cimnastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik. Temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik. Sayın çöp kutusu, bugün yıkılacak olan ilk kişi siz oldunuz. Çok şanslısınız. Nasıl yıkılmak istersiniz? Hemen göstereyim size. Sizin için baştan sikmiştim zaten. 3, 2, 1. Şimdi yıkılma zamanı. Ay. Ah. Ah. Of. Sayın çöp kutusu, şansınızı fazla zorladınız. Şimdi göreceksiniz. 3, 2, 1. Şimdi yıkıl bakalım çöp kutusu. Şu fidanlara da yazık oldu. Ama hak etmiştiniz arkadaşlar, ne yapalım? Bu seferlik de böyle, idare ettim. Şimdi bir sonraki hedef. Sinirimi alamadım. Birkaç tane daha fazla olmasına rağmen devam edeceğim. O piti piti, karene lasepeti, terazi lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik. Evet, şuradaki salkınlığa geldi sıra. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hadi. Aman. Uf. Sırtın ne oldu böyle? Kimsin sen? Ne? Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Ben doğa zabıtıyım. Ben doğayı koruyorum. Sen kimsin? Niye zarar veriyorsun buralara ya? Senden ne? Seni ilgilendirmez bir kere. Beni ilgilendirir. Ben doğa zabıtasıyım okulum. Bu benim görevim. Ben doğayı koruyorum. Sen niye zarar veriyorsun? Git buradan ya.
Sen git buradan çabuk. O sen benim niye bozuyorsun? Git sen buradan, git sen doğaya zarar veriyorsun. Seni burada istemiyorum. Git buradan. 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 Git buradan ya, git buradan dedim sana. Gitmiyor musun? Gitmiyorum, sen gidiyorsun. Tamam, gitme. Hatta dur, tamam mı? Dur. Tamam, o da dur ama. Niye? Üç. İki. Niye? Bir. Şimdi sen görürsün. Çiçek. Güzel kızım. Güzel. Ne oldu güzel kızım? Sonra çocuk doğaya zarar veriyordu. Ben doğa zabıta sinirlerim. Sonra gitti de bu gitmedi. Sonra bana saldırmaya çalıştı baba. Tamam. Güzel kızım. Yanında kim var senin? Babam var. Babam varsa sen kimse ne yapamaz? Dokunamaz. Evet, dokunamaz. O zaman bakalım sen niye dokunmuş, öğrenir mi güzel kızım? Öğren baba. Evladım. Efendim amcacığım? Gel bakayım buraya. Hadi gel gel gel. Bir şey yapmayacağım. Ben mi? Evet sen. Gel bakalım. O çok efendi bir çocuğa, çok akıllı bir çocuğa benziyor. Adın, evladım senin adın ne? Benim adım. Evet, senin adın ne? Ali. Aa, gerçekten mi? O Ali'ymiş ismi ya, çok güzel. Bir dakika. Ali, sen isminin anlamını biliyor musun? Benim. Evet, ismin senin bir anlamı var ya, çok güzel bir anlam var. Yok, bilmiyorum. Mesela bilgisin mesela. Çok akıllı bir adam demektir. Bir de merhametli demektir. Hatta insanlara yardım etmeyi, doğayı korumayı, hayvanları korumayı seven bir insan anlamına gelir. Çok güzel bir ismin var senin ya. Ve çok da zeki ve yardımsever birisi olduğunu düşünüyorum ben seni. Yani şimdi siz beni dövmeyecek misiniz? Biz seni var ya, öyle döveceğiz, öyle döveceğiz ki. Ama nasıl? Ebelemeçe oynarken ebediye böyle. Biz böyle yani, ebelemeçe oynarken böyle yapacağız. Biz niye dövecek? Sen muhteşem, çok güzel bir çocuksun. Dayağı hak etmiyorsun ki sen. Yani şimdi siz beni kovalamayacaksınız da. Biz bunu ne yapacağız güzel kızım? Kovalayacağız. Öyle kovalayacağız ki ter içinde kalana kadar kovalayacağız biz seni. Ebelemeci oynarken biz senin peşine bir koşacağız güzel kızlar. Ebelemeci. Ya o zaman eğleneceğiz. Çok güzel oyun oynarız seninle beraber. Gerçekten mi? Tabii ki gerçekten. Amcacığım. Ben biraz yanlış anlamışım galiba o zaman. Neyi yanlış anladın evladım? Boş ver amcacığım ya. Sen bana ne diyordun onu söyle bir daha. Bak sana ne diyeceğim ben biliyor musun? Sen çok akıllı bir çocuğa benziyorsun. Bence bazı şeyleri farkında olmadan yaptın. Hatta benim güzel kızımın ufaktan biraz kalbini kırdın değil mi? Evet. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Benim güzel kızım bir tane doğa zabıtası kulübü kurdu, tamam mı böyle? Güzel bir şekilde, hatta dernek gibi. Doğayı korumakla alakalı, hayvanları korumakla alakalı. Diyorum ki bizim de tabii ki bize yardım edecek böyle görevli, işini seven, böyle akıllı, zeki değil mi? Evet, çok öyle insanlara ihtiyacımız var. Girişken insanlara ihtiyacımız var. Acaba diyorum sen de bu konuda bize yardımcı olur musun? Destek olur musun? Doğayı korumayla alakalı fikirler üretip yardımcı olabilir misin bize? Yani şimdi siz beni aranıza mı davet ediyorsunuz? Aa, çok da güzel olmaz mı? Muhteşem olur. Biz iki kişiydik. Bir kişi daha olsa üç kişi olur. Bir kişi daha olsa dört kişi. Ve dört kişi çok şeyi başaramayız mı güzel? Evet, çok başarırız anne. Sen de diyorsun ki bizim ekibe katılsan. Ya katılırım tabii ya. Ben başından beri ne biçim anlamışım. Katılırım, ne yapacağım, nasıl gideceğim? Çok basit. Tamam, ilk nereden başlasın güzel kızım kulübe katılmak için? Öncelikle. Çöp kutusundan özür dilesin. Çöp kutusundan özür dileyemez ama güzel kızım. Çöp kutusunu kaldırarak bence özür dilemiş olmaz mı sen? Evet, o zaman hem doğadan özür dilemiş olur. Tamam, doğru olabilir. Evet, mesela çöp kutusundan kaldırarak mesela hareketini yapabilirsin hemen güzel bir hareketi. Aferin benim güzel evladıma ya. Ben sana dedim bu çocuk akıllı ama ne yapmışlar biliyor musun güzel kızım? Ne hep bunu yaramaz yapmış, uyarmamış da dövmeye kalkmışlar. O yüzden dolayı devam etmiş kırmaya yani. Olsun. Onun kapağı tamam güzel evladım. Biz de şuradaki ağaç fidanlı yıkılmış. Yıktım ben. Olsun. Bir dahaki seferde bir tane daha fazla ağaç dikersen doğaya destek olmuş olabilirsin. Ve bu şekilde daha da güzel yapabilirsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam oldu o zaman. Şöyle bir şey yapacağız güzel kızım benim. Bizim ekibe kabul olması için elini üstüne koyalım mı? Koy bakalım elimi. Sen de koy elini üstüne. Evet. Bunun elini. Sen de koy. Biz üç deyince doğa zabıtası bağıracağız. Tamam mı? Evet. Tamam. Bir, iki, üç. Doğru zabıtası! Artık sen de bizim kulüptensin. Evet. Gerçekten mi? Ben yeni girdim. Evet. Boşundum. Biz şimdi hemen bir tane doğa zabıtası kulübü böyle açacağız sayfası. Oradan bize ulaşıp ne fikirlerin varsa sunabilirsin bize. Tamam, hemen yaparım, hemen. Tamam. Senin annen baban nerede? Şurada uzakta oturuyorlar. O zaman diyorum ki biz seni götürsek mi annen? Hadi çocuk ben kendim giderim. Tamam oldu zaman. Hadi o zaman biz seni bakalım gidebilecek misin Alican? Gidiyorum. Hadi görüşürüz çok kendine iyi bak Alican. Sen çok akıllı bir çocuksun, fikirlerini bekliyoruz ha. Tamam, hemen yazacağım. Teşekkür ederim, güle güle. Bay bay. Bak güzel kızım ben.
Ben sana dedim ki ben o yüzden senin yardımcın olmak çok önemli. Ben seni nasıl tanıyorum görüyorsun değil mi? Evet. O zaman şimdi ne yapıyoruz güzel kızım benim? Ne yapıyoruz babacığım? Araştırmaya, orman tanımaya, tabiat parklarını daha iyi bir şekilde böyle gözlemlemeye gidiyoruz. O zaman ormanı araştırmaya. Beni takip et başkanım. Ormanı korumaya gidiyoruz. Ormanı korumaya gidiyoruz. Çocukları korumaya gidiyoruz. Çocukları korumaya gidiyoruz. Hayvanları korumaya gidiyoruz. Hayvanları korumaya gidiyoruz. Sizi duyuyorum. Benden kaçamaz baba. Şimdi hepinizi avlayacağım. Bekle bir yere kaçma. Şimdi benden kaçamazsın. Bak. Hadi ya. Ama nasıl olur ya? Benden kaçamazsın. Sen bir daha geç buradan. Ya kaçtın ama dur bakalım. Ben bakacağım şimdi. Aha bir böcek. Öl. Ölün. Hepiniz ölün. Ay çok zevkli. Bir taş daha bulayım. Hadi kuşlar gelin. Aha şurada çok güzel bir kuş var. Bana bakıyor. İşte iyi nişan al kızım. Bunu kaçırmayacaksın. Elin titrememesi lazım. Aha atıyorum. Ya yine kaçtı ya. Bugün bana ne oluyor ya? Ben bugün nasıl avlıyorum kuşlar? Kuşlar bak daha narin olacağım. Daha güzel olur. Şimdi sen görürsün. Ne yapıyorsun? Ne oldu be? Ne yapıyorsun sen burada elinle kini? Ya sen ne yapıyorsun? Niye beni korkutuyorsun ya? Ben seni korkutmuyorum. Ben seni uyarıyorum. Çünkü ben doğa zabıtasıyım. Sen ne yapıyorsun ona? Niye kuşlara zarar vermeye çalışıyorsun? Sana ne? Yine de mi senle bak ben doğa zabıtasıyım. Ben doğayı koruyorum. Sen doğaya zarar veriyorsun. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Bak kuşlara vurulmaz. Onlar da canlı. Niye onları izzet ediyorsun? Ya öf beni rahat bırakır mısın? Kuşlarımı da kaçırdın zaten. Ya Rabbim ya. Ya sen kuşlara niye zarar veriyorsun? Senin burada ne işin var? Ya sana ne ya? Allah'ım seni alırım ben kuş avlamayı. Bana bak. Olur. Ben doğa zabıtasıyım. Bu benim görevim tamam mı? Benim görevim seni uyarmak. Benim bir tane başkan yardımcım, bir tane görevim var. İyi uyardım hadi git. Ya senin uyardığın gelin bu. Beni dinle onları. Ya ben o sapanı. O sapanla bir şey yapamazsın. Bak doğaya zarar veriyorsun. Kuşları alacak sana. Ya ne alın? Ama bak çok zevkli, çok eğleniyorum ben burada. Ya nesi zevkli bunun? Onlar ne güzel uçuyor. Onların hayatları var. Sen niye onlara zarar veriyorsun ya? Elde ne geçecek? Cır. Bütün kuşlarımı kaçırdın ya. Kaçsınlar zaten. Kaçsınlar senden. Senin gibi kötü bir insanın yanına gelmesin onlar. Yarabbim ya. Resulallah ya. Nereden çıktın sen şimdi? Ormandan çıktım ormandan. Of. Burası benim yerim. Benim görevim bu. İyi tamam neyse ben gidiyorum. İyi git. Bir eğlencem var. Yapamıyorlar öyle bir şey. Bu nedir ya? Şurada kuşlar alırmaya çalışıyor ya. Sinir. Ben gitmiyorum. Ya oğlum. Gitmiyorum. Niye gitmiyorsun? Gidemiyorum. Niye? Ya benim az önce yavrusuna taş attım. Ayı galiba. Yavrusu galiba. Annesi sen ayı yavrusuna taş mı attın? Ama böyle küçücüktür attın eğlenmek için çok. Yapan görmüyor musun sonuçların? Ayı yavrusuna taş atıyorsun. Ayı da bak seni şimdi gelecek yiyecek. Ya tamam kurtardım. Söz veriyorum. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Tamam mı? Söz veriyorum. Tamam o zaman ben seni kurtaracağım. Kurtar beni kaçır buradan ne olur. Yok o gitti ya. Uf be. Ya bir
gitti böyle mi? Baba! Ben bu odanın benim yavrum! Baba ayı sen miydin? Tabii ki! Dedim ki kes duvarı! Ayılara, insana, hayvanlara zarar vermişsin. O ayı diye korkutup ben senin neyin oluyordum? Babam! Bir de ayrıyetten... Yardımcım! Evet, yardım ettiğini güzel kusuma dedim. Nasıl yardım edebildin mi? Çok güzel yardım ettin baba, teşekkür ederim. Nasıl? Kendine gelecek yardım biliyor musun? Evet, ben bunu bir filmde görmüştüm böyle. Şey yapıyorlardı tadın sesi, bir çöçe böyle şakalaşmışlardı. Abi ben de kullanabilirim dedim. Bazen demek ki doğru dikkatli bir şekilde izleyersen filmi oradan faydalanabiliyorsun değil mi? Evet evet, bak faydalandın. O artık hayvanlara zarar vermeyecek miymiş güzel kızım? Yok baba, vermeyecek. Şimdi kalktı ya ayıdan. Ben dedi bir daha hayvanlara zarar vermeyeceğim ve sapanını da attı çöpe. Ah benim güzel kızım benim. Çek bakalım. Hiç hiç daha kazandın. Evet. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bugün bayağı hızlı gidiyoruz sanki ya. Bayağı hızlı gidiyoruz baba. Baksana hem burada çok fazla kişi var hem de aslında doğaya katmamız gereken çok fazla kişi var. Aa bir de ne diyeceğim sana biliyor musun? Doğaya bayağı bir katkı yapıyoruz ya. Evet. Acaba diyorum doğaya katkı yaparken acaba temizlik de yapsak olmaz mı doğada? Olur. Böyle insanlar çöplerini çöp kutularına değil de yerlere atıyor. Onları temizleriz. Evet. Ve ne kadar toplarsak o kadar kârlı değil mi güzel? Evet. Doğayı temizlemiş oluruz. Tamam. Ben de sana çok güzel böyle çöp şeyleri aldım. Böyle poşetler aldım. Böyle bezlerden. Aa. Aa çok da şirin. Göreceksin onları. Tamam o zaman tamam. Hadi. O zaman takip et beni. Tamam. Yok ben seni takip edeceğim. Adres demeyecek ben. Ne diyorsun güzel kızım benim? Doğayı temizleme. Doğası temizle. Hadi sen o zaman sloganı tamam. Ver hadi. Doğayı temizlemeye. Doğayı temizlemeye. Doğayı temizlemeye! Doğayı temizlemeye! Doğayı temizlemeye! Benim burayı çok sevmek! Burada çok güzel bitkiler olmak! Ben bu bitkileri almak... kendi ülkeme götürmek... orada onları bir güzel satmak... sonra ben para içinde yüzmek... sonra ben para içinde yüzmek... sonra ben para içinde yüzmek... Ay, çok güzel... Oh. Bu ne? Sana bunu kim yaptı? Sana bunu kim yaptı? Yazık. Çok yazık. Siz çok değerli olmak. Ben sizi çok saygı duymak. Ama bazı kötü insanlar size zarar vermek. Ben sizi çok sevmek. Şimdi iş zamanı. Evet, aldığım harita burada. Şimdi, evet. Diyor ki harita bana sen buradasın. Tamam. Yani nereye? Demek yok ki bana burada. Demek. Yok. Nereden gitmek ben? Acaba bu yanlış mı olmak? Neredeyiz? Ay! Ay! Ay pardon, özür dilerim! Özür dilerim, kalktım size. Ne var problem? Merhaba. Merhaba. Ben de az avukatıyım, siz kimsiniz? Ben. Ben çok iyi bir insan. Ben bir fotoğrafçı. Fotoğrafçı, ben çok seviyorum fotoğrafı. Neyi fotoğrafçısın? Ben bir fotoğrafçı, ben. Doğa fotoğrafçı çekmek. Doğa fotoğrafı çekmek, ben. Siz de doğayı seviyorsunuz öyle mi? Çok, çok. Ben doğayı çok sevmek. Siz bakmak oraya. Ne kötü insanlığa bak. Ne kötü insanlığa bunlar. Evet ya. Ama bir tane çocuk öyle şeyler yapmıştı. Biz onu uyardık. O da artık benim ekibime geldi. Doğa zabıtasıyım ya ben. Babam benim ekibimde. Ali Can benim ekibimde. Biz doğayı koruyoruz. Böyle buralara geliyoruz. Bak mesela çöp topladık doğada. Çok iyi, çok güzel, çok evet, güzel. Evet, evet. Anladığım kadarıyla siz buraları bilmek çok evet, iyi. Evet, biliyorum. Biz babamla sürekli geliyoruz. Zaten çöpü de toplarken her yeri ezberledik. Çok güzel. Siz bana biraz yardımcı olmak. Ben özel bir bitki.
bitki aramak, özel bir çiçek. Böyle fotoğrafı da var burada, çizimi. Bu. Bakın, bu çok güzel kokar bir çiçek. Aa, ben bunu çok gördüm. Ben bunu gördüm çiçek bahçesinde. Çiçek bahçesi? Evet. Kırmızı olanlar değil mi? Kırmızı. Evet evet, böyle kırmızı. Mavileri de var. Kırmızı, böyle kırmızıları böyle ayrı bir yere koymuşlar. Çok tatlı, biliyor musunuz? Çok güzel, çok güzel. Şimdi ben oraya nasıl gitmek? Fotoğrafını çekeceksiniz değil mi? Evet, ben fotoğrafını çekeceğim. Onları herkesin paylaşacak. Aa, çok güzel. O zaman ben size tarif edeyim. Nereden? Şimdi buradan çıkıyorsunuz, tamam mı? Çık. Buradan çıkıyorsunuz. Dümdüz ilerleyince bir tane var. Köprü var. Köprü var. Köprüyü geçtikten sonra sağa gidiyorsunuz orada. Böyle büyük bir alan var. Çık, köprü sağ. Evet. Tamam, çok güzel, çok güzel. Tamam. Çok, sana minnettarım küçük kız. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Güzelce paylaşın. Teşekkürler. Çiçek. Baba. Güzel kızım. Babacım. Güzel kızım. Ya sen kimle konuşuyordun güzel kızım ya? Bir tane fotoğrafçı turist abi vardı. Buradaki çiçeklerin fotoğrafını çekmek istiyormuş. Bana bir tane çiçek gösterdi. Ben dedim ki o çiçek bahçesi var ya. Onu oraya gönderdim, fotoğrafını çekeceğim dedi. Aa, tabiat parktan olduğu gibi çiçek bahçesi. Evet, evet. Botanik bahçesi güzel. Evet. Aa, çeşit çeşit, rengarenk. Ne yapacak bu çiçekler? Kimmiş arkadaş? Kendisi fotoğrafçıymış. Dedi ki ben böyle özel çiçeklerin fotoğrafını çekiyorum dedi. Sonra paylaşıyorum dedi. Nasıl? Ay, çok seviyorum dedi. Türk yani, bizden yani. Hayır, turist. Nasıl turist? Turistti. Böyle ben sevmek çiçek falan diye konuşuyordum. Aa, bir dakika, bir dakika. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Bir dakika. Üzerinde elbisesiz eşyaların ne vardı üzerinde? Ne vardı? Böyle tişörtü vardı. Çantası vardı bir tane. Tişört, çanta. Böyle yeşil yeşil, böyle kazma gibi bu küçük bir şeyler vardı. Çatala benziyordu. Bir de elinde bir tane kağıt vardı. Böyle rulo yaptığını sonra. Ne oldu? Eyvah! Eyvah, ne oldu? Eyvah eyvah, hem de ne eyvah kızım. Ne eyvah babacığım? Güzel kızım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi biz hani geçen gün tabiat parktan sana bizim arkadaşımız vardı ya. Hı-hı. Onu ziyarete gitmişlerdi. Evet. Beni de bir gün konferansa çağırmışlardı. O konferansta o gün bu konuyla alakalı çok güzel bir konuş demişlerdi. Fotoğrafla mı? Hayır. Şimdi bizim ülkemize dışarıdan böyle turist kılığında hırsızlar geliyorlarmış. Hı-hı. Bize ait olan bitkileri, bizim toprağımız, bize ait olan bitkileri, milli servetimizi gizli bir şekilde gelip kazmalarla beraber kazıp güzel bir şekilde çantalara koyup hop yurt dışına götürüyorlarmış. Yani o adam fotoğraf sanatçısı değil. Resmen o adam bize ait olan milli servetimizi, bize ait olan şeyi çalıp götürecek ülkesine. Baba, ben şimdi hırsız mı gönderdim? Evet, hırsız göndermişim güzel kızım. Ne yapacağız baba? Ama tabii bunu bilerek yapmadık, isteyerek yapmadık. Yapmadım baba, ben turist sandım. Yapmaz değil mi güzel kızım? Yapmazdım baba, ben turist sandım. Bir çare bulmamız lazım. Çare. Bir dakika, bir dakika. Ne yapabiliriz biliyor musun? Ne yapabiliriz? 177'yi arayarak onun yerlerini söyleyebiliriz ve onu yakalattırabiliriz. Bu şekilde de en güzel şekilde biz paydamız da dokundu, çok iyi olmaz mı? Evet baba, iyi olur, hırsızları yakalatalım. Tamam, oldu güzel kızım, ben dur hemen arayayım ben onu. Kaç demiştim ben numarayı? 177. Unutuyorum bak, hemen çok heyecanlandım ya ondan dolayı. Çalıyor, çalıyor. Çalsın. Alo. Merhabalar efendim, nasılsınız? Benim adım Ahmet efendim. Efendim, biz sizin yeni açtığınız tabiat parklarındayız. Kızımla beraber ziyarete geldik de neyse, biz konuyu uzatmak, önemli konu var sizinle paylaşmamız gereken. Buraya bir tane turist gelmiş ama iyi niyetli bir turist değil. Yani bize ait olan bitkileri, onların köklerini falan alıp hop kendi ülkelerine götürecek öyle bir adammış. Evet. Sizin de aşağıda yeni açmış olduğunuz botanik parkta rengarenk çiçekler olduğu diye kızımı yönlendirmiş de sizi bilgide... Tamam efendim, biz nereye yönlendirdiğini biliyoruz. Hem bunu takip edelim, konum atarız oradan size değil mi? Evet, evet. Tamam oldu o zaman. Sen biliyor musun nereye yönlendir, nasıl gideceğini? Biliyorum, biliyorum. Tamam oldu o zaman. Biz oraya gidiyoruz efendim. Size de hemen, siz de oraya gelin, bekliyoruz sizi, tamam mı? Tamam oldu. Tamam güzel kızım, kapattım. Nereden gidiyoruz güzel kızım? Baba, burada köprü var ileride. Köprüden sağa iniyoruz aşağı. O zaman sen geçelim ve takip et bana. Tarif et. Ama çok sessiz olmamız lazım ha. Tamam. Hadi geç geç. Hadi geç geç. Sessiz ol güzel kızım. Tamam. Ama kesin yakalatacağız onu ha. Yakalatacağız baba. Tabii. Fuştu. Tabii fuştu. Bizden çalınan ne olduğunu öğreteceğiz ona. Çalamayacak baba. Aa! Sen güzel kızım, burada mıydın? Gel bir dakika, gel.
Küçük kız, sen harikasın. Sen harikasın küçük kız. Şimdi iş zamanı. Bu küçük kız da çok salak olmak. Hemen inanmak bana. Kızım, ne tarafdaydı? Bu tarafta baba. Gel bakalım. Bak. Gel. Sakın ses yapma. Benim için harika olacaksınız. Baba teşekkür ederim. Gel. Güneş kızım gel. Gel. Sakın. Bak annenle sonra arayacak sen bizi. Kaybetme. Sonra annenle teslim edeceğiz seni. Şimdi örnekleri alalım. Gelin. Kamyonu buraya gelelim. Dur. Hepsini alalım götürelim. Videosunu çekeyim de. Çok güzel. Şimdi. Videosunu çekeyim. Orman cevaplaya gelene kadar sakın idare etmez. Tamam mı? Tamam. Sessiz olalım. Siz harikasınız. Siz beni çok zengin yapacaksınız. Ben paralar içinde yüzeceğim. Ben de paralar içinde yüzeceğim. Efendim işte bu biz size aramıştık telefonla. Ben zaten kayıt yaptım. Bütün bilgileri kendisi orada. Ne yapacağız, nasıl yakalayacağız onu? Şöyle yapalım. Siz ikiniz de oradan, ben buradan kıstıralım. Ortadan yakalayalım. Tamam, Güneş kızım sen de şurada bekle, tamam mı? Oradan kaçarsa sen de oradan tutarsın, tamam mı? Şimdi o zaman siz buradan, biz de oradan. Hadi. Bekleyin. Yavaşça. Sen genç kızım. Güneş kızım. Sen de burayı iyi tutun, tamam mı? İki ağacın arasında kaçamazsın burada. Çok güzel. Merhaba. 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 Nasılsınız? Çektiniz mi fotoğraflarınızı? Siz kim? Bir dakika. Ne oldu? Bu nedir? Bu ne? Merhabalar. Ne? Sakin olun. Önce elinizdekileri verin. Alayım ben onu. O benim çantam, hay alamazsınız. Ne oluyor? İzlesin. Biz sizi dinlendirmeye göndereceğiz de biraz çok yoruldun değil mi güzel kız? Evet, siz çok yorulmuşsunuzdur. O kadar fotoğraf çektiniz, sonuçta kazdınız. Sağ olun. Hiç gerek yok. Ben gidiyorum. Hakkınızda şikayet var. Siz biraz şikayete istinaden bir çantanızı kontrol edelim. Bizim bir misafir bakalım. Bizim misafirperverliğimiz çok iyiydi değil mi? Çok iyiydi. İyiye çok iyiydi, kötüye. Rica edeceğim beyefendi, tutalım. Tutalım. Sen de tut güzel kızım benim. Sizin hiç kanıtınız yok. Hiçbir şey yapamazsınız bana. Beyefendi bunlar birer kanıttır. Bunlar milli parkımızın en değerli çiçekleridir. Sizler bunu koparıp götüremezsiniz. Bunu koparmak bile büyük bir suçtur. Çok güzel, ancak çok güzel. O zaman zaten video kayıtları var. Yaptığınız suçun cezasını Yüce Türk Adaleti'ne anlatırsınız. O zaman şöyle yapalım. Siz onları alın. Çantada sizin olsun, beni bırakın. Aslında sen bizimsin ama çantadakiler de bizim. Ben seni artık Yüce Türk Adaleti'ne gösterip gönderiyorum. Hadi bakalım, ilerleyelim. Görüşürüz Yalancı. Sen küçük kız. Çantayı da verelim mi onlara? Ahmet Bey, çok teşekkür ederiz size. Sizi ödüllendirmek için kızlarınızla birlikte Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne davet ediyorum. Hafta sonu mutlaka gelin, hediyenizi alın. Bu benim kızım değil ama sonuçta komşumuzun kızı, benim de kızımı alalım. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Onu alayım ben. Çok teşekkür ederim. Bundan sonrasını biz hallederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Bay bay. Göreceksin. Şimdi orada göreceğim. Göreceksin. Ya çok sıra. Vallahi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Güneş kızım, sen dolanıyordun. Ne işin vardı ormanda senin, hayırdır? Ben ailemle birlikte pikniğe geldik. Sen ne işin vardı? Sonra oynarken böyle dolaşacağım dedim ailemin gözünün önünde. Sonra sizi buldum. Bizi buldun da ama çok da güzel bir şey istiyordun, fark ettin mi? Evet. Bir tane kötü adamı yakalayıp hop gönderdik onu. Evet, bugün yaptığımız en güzel şey buydu. Evet. Bak ne diyeceğim size biliyor musunuz? Bunu da kutlayalım mı? Kutlayalım. Şarkıyla değil mi? Evet. Çok güzel olur ha. Hatta sana diyorum ki Güneş kızım, oradaki abiye desene. Bizim şarkımızı gönder, doğa şarkımızı eğlenelim biz diye. Bizim şarkımızı gönder, doğa şarkısı. Evet, biz eğleneceğiz güzel bir şekilde. Evet, bunu kutlayacağım. Hazır mısın? Koş, 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 güzeliye koş, sen temizlik de şov. Eğerle kalkın, o zaman kalkın, hadi arkadaşım, git dışarıya doğru yol. Kuşlar gece
uzakta. O köyü bizim köyümüzdür ha. Her inat bizi bekler oysa, gitmesek de kalmazsak da. Atlar, aslanlar, kana çırpan kuşlar, her şey sevgili biliyorsun bana fidanlar. Bir yanında annem benim, bir yanında babam var. Biz seversek doğayı, doğan bizi seversen ya. Eğlenmek lazım mı? Bir tanesi de bu çocuklar. Ne kadar kedi var, 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 var. Kedi gibi bir al, köpek gibi hal, hal, hal. Neden mikrofonlar, çocuğa selam. Kuşlar kanatlarına koşup aman aman. Klima korda, kapıcada tahta. Kışık buna kanada, dostumuzu her zaman. Bak, çok güzel bir kutlama olmadı mı? Evet, evet. Ve diyorum ki, kutlamayı ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Güzel bir selamla sonlandıralım. Evet. Ama bu sonlandırmayı nasıl yapmamız gerekiyor? Nasıl? Turist abiyle beraber güvenlikçi ablayı çağırmamız gerekiyor. Evet, hep beraber yapmamız gerekiyor. Tamam, o zaman hazır mısın? Hazırım. Evet. Turist abi! Turist abi! Turist abi, bize bir alkış alalım. Evet, şimdi sırada... Güvenlikçi abla. Evet, ormanda muhafız abla. Evet, hazır mısın? 1, 2, 3 Muhafız abla! Ben geldim. Evet efendim. Her hikayenin bittiği gibi bizim hikayemiz de biter. Teşekkürler.